Konumu davet etmek istiyorum. Jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ateş Karateke hocam geliyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız Hoş bulduk. hocam? Teşekkür ederim Çağla Hanım. Siz Gayet nasılsınız? Gayet iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi önemli bir konuyu konuşmak üzere yerlerimizi alıyoruz ve HPV. HPV. HPV nedir ve nasıl bulaşır? Gerçekten de human papilloma virüs HPV olarak tanımlıyoruz. Kadın sağlığı için çok önemli. Hı hı. Bir kadında 100 tane kanser oluşuyorsa yaşamı boyunca bunun 8 buçu humun papilloma virüsle bulaşıyor. Onun için gerçekten de humun papilloma virüs kadın sağlığı için önemli. Nasıl bulaşıyor dendiği noktada da genelde, cinsel ilişkiyle bulaşabilir. Ama bu yüzde yüz böyle olacak diye de bir kayda yoktur. Hmm. Nasıl Covid'de masa üzerine elinizi sürdünüz, götürdünüz gibi, de evet, gibi. Oldu. evet, evet. Bulaştık. Onun gibi de bir dolaylı yoldan da bulaşma olasılığı olabilir. E, HPV enfeksiyonun en yaygın belirtileri nelerdir hocam? Bakın şimdi HPV Human Papilloma virüsün eğer siil yapan bir virüs bulaşmışsa birçok çeşidi var. E, sil görebiliriz. Ufak ufak et parçaları genital bölgemizde veya çevresinde görebiliriz. Bunların da gittikçe yaygınlaştığını görebiliriz. Ama e, gerçekten de e, bir onkojenik yani kanser yapma potansiyeli olan bir virüste hiçbir bulgu yok. Ee, ne zamana kadar hmm. kanser yapana kadar. Onun için humun papilloma virüs infeksiyonlarını algılamak için Mutlaka. tarama testleri HPV DNAsı veya simir dediğimiz bu HPV'nin hücrelerde yapmış olduğu değişikliği anlayacağımız sitoloji testi gereklidir. gereklidir. Peki e, daha sık sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Az önce HPV cinsel yollarla bulaşabilir dediniz. Aynı zamanda daha sıklıkla. Peki yani mesela tam birleşme olmadan da bulaşır mı diye soruluyor. Bulaşabilir tabii ki. Yani bir şey e, eliniz sürdüğünüzde e, bile sürdüğünüzde olabiliyorsa öyle de bir bulaşma olabilir. Illaki e, e, ilişki olacak diye bir kayde yoktur. HPV enfeksiyonları ile ilişkilendirilen diğer potansiyel sağlık riskleri nelerdir? Tabii ki bakın yalnızca genital bölgede değil, human papillomavirüs bir kadında oluşabilen tüm kanserlerin yüzde sekiz dedim orofaringis kanseri yapabilir, gene anal kanalda kanser yapabilir. Şimdi bir de düşün, human virüsü infeksiyonu oldunuz, hastanın psikolojik travması var. Değil mi? Düzgün yönetilmezse fazla tedavi veya fazla e, testlerden dolayı ciddi bir masraf olabilir. Hmm. Ve e, fazla tedaviden dolayı da e, rahim ağzı ürememizi sağlayan bir organın çok önemli bir parçası. Hmm. Bir çuval düşünün. Çuvalın hmm. ağzını tutan kısım bu bölgeye yapılacak ameliyatlarla çocuklar erken gelebilir. E, Gebe kalmakta zorluklar olabilir. Düşük ağırlıklı bebek doğrulabilir. Erken e, membran rüptürü yani suları erken gelebilir. Onun için oldukça önemli bir konu. Ee, nasıl tesis ediliyor? Hangi testlerle tesis ediliyor hocam? Biraz Şimdi kanda gezmiyor. Alalım. Kanda gezmiyor. Gezmiyor, geliyor direkt hücrenin içine giriyor. Evet. Hücrenin içine girdiğine göre bir kan testiyle algılayamayız. Evet. Nasıl algılayacağız? Mutlaka bulaştığı bölgeden yani rahim ağzından, vajenden alacağımız süprüntülerde ya DNA'yı arayacağız yani... Humun papilloma virüsünün kendisini arayacağız veya humun papilloma virüsün o hücrede yapmış olduğu değişikliklere bakarak Gözlenme ona diyerek. da simir sitoloji diyoruz. Evet, Gözle simir gözleyerek demek. evet buraya bir HPV bulaşmış işte bir takım değişiklikler yapmış hmm. diyebiliriz. E, ne kadar sürede bir bu testleri tekrarlamalıyız? Yani e, şimdi bakın e, sitoloji duyarlılığı çok az bir test yani yapmış olduğu değişikliklere bakarak simir testinin duyarlılığı az onun için bir yılda üç yıl arasında öneren veya işte kadının kendini nasıl iyi hissediyorsa hı hı. E, yapmış olabiliriz yani bir yılda üç yıl arasında birçok e, e, ulusal tarama programında üç yılda bir yapılıyor fakat HPV DNA testi çok duyarlı yani e, kime bulaşmışsa bulaşıp olup olmadığını yüzde yüz yakına e, doğrulukla söyleyebilir. Onun için HPV testini 3 ile 5 yıllar arayla yapıyoruz. Yapılması gerekiyor. Peki aşı, HPV aşısı mevcut mu ve kimler aşı olmalı? Gerçekten de aşı konusu artık bu tartışılacak bir konu değil. Evet, 149 değil ülke evet bu kız çocuklarına birçok ülke kız ve erkek çocuklarına yapıyor. Ülkemizde ulusal tarama ulusal programda aşılama programında yok. Onun için kız çocuklarına 9-13 Max 14 yaşına kadar 2 doz, ondan sonraki hanımlara 46 yaşına kadar 3 doz yapılmasını Dünya Sağlık Örgütü özellikle 26 yaşın hanımlar altındaki hanımlara önerilmekte. HPV'nin hey Tedavi edilmezse kendiliğinden geçer diye bir bilgisi var mı? Var tabii ]inizde? ki. Bakın yani HPV prevalansı çok yüksek yani çok çabuk bulaşıyor. Fakat bulaştığı herkesde hastalık yapmıyor ki. Hı -hı. Çok büyük bir kısmı e, kendi kendine sönüyor Hı -hı. veya belki farkında bile olmadan olmadan mı? gelip geçiyor. Bakın Hı -hı. 100 kişiye HPV bulaşırsa bir kişi de kanser yapabilir diyebiliriz. Onun hı hı. için hı. bir hanım HPV testi müsbet ben kanser mi olacağım doğru hı hı. değil. Birçoğu kendiliğinden gidiyor. Birçoğu latent kalabiliyor, uykuda kalabiliyor. Hmm. Yıllar sonra tekrar uyanabilir. uyanabilir. Ee, uyanmasının en önemli sebebine kadının e, genel sağlığına bakmaması, genel genital hijyeninin kötü olması, evet uyanması için bir sebep. En hmm. önemli bir sebep de sigara. Yani bir e, hanımın çok hanım, zararlı olduğu gibi. Evet, evet, Evet evet. Eğer HPV bulaşmışsa sigarayı da o hanım bırakmıyorsa ve sigara içicisi ise tetikleyen he, bir faktör. Evet HPV'nin vücuttan kliyren temizlenmesi gerçekten çok zor. Peki, epeve enfeksiyonu önlemenin yolları var mı hocam? Var. Demin konuştuk. Aşı. Yani onun için kız çocuklarımıza, toplumda tamamen önlemek istiyorsak erkek çocuklarımıza da. Çünkü erkeklerde ciddi bir kanser sebebi değil. Fakat Erkekler de vektör olabilirler. Dolayısıyla o vektörü de ortadan kaldırırsak emin olun bir yani hayal edebiliriz şöyle 30-40-50 yıl sonra HPV'ye bağımlı olan kanserleri dünyadan eradik etmiş olabiliriz. Örnek çiçek hastalığı gibi düşünebiliriz. Ya evet. ee, aslında birçok sorumuzun cevabı hep aşıya çıkıyor, çıkıyor diyebiliyoruz. Evet. Hep evet rahim ağzı kanseri riski ile nasıl ilişkili hocam? Birazcık daha detaylı ee, anlatalım isterseniz. Tabii Az ki. Önce dediniz hani 100 kişiden bir kişi de kanserleşme riski vardı. Hı. Diğer faktörler ne kadar? Mesela bağışıklığımız ne kadar büyük rol oynuyor evet. burada? Yani sigara içmek sağlığa zararlı alışkanlıklar bağışıklığımızı düşürdüğü için mi bu uyan e, virüsü uyandırıyor? Yoksa Tabii. başka bir sebeple var? Mı? Tabii ki e, sigaranın içinde o kadar çok madde var ki hangisi HPV'yi tetikliyor? yani o hücrenin içine gir, yani. hücrenin komuta kontrol merkezine eline geçir ve hücreyi ölümsüz hale getir. Hmm. Yani kanserin genelde e, kısaca anlatacaksak özelliği bu. Gerçekten de bunun dışında çok önemli bir iş var ki hmm. genital hijyeni iyi. Yani e, vajinada ve genital bölgesinde bizimle uyumlu, bizim lehimize çalışan bakteriler nasıl bağırsağımızda da tüm floramızda olan bakteriler var. Lactobacillus hmm. eğer Baskınsa HPV bu sisteme yerleşemiyor hı hı. ve yerleşse bile çok uzun süreli infeksiyona sebep olamıyor. Onun için genital hijyen önemli, sigara içmemek önemli, evet. çocukları aşılamak çok önemli. Bir kişi HPV'ye maruz kaldığını veya HPV enfeksiyonunun belirtilerini gösterdiğini eğer düşünüyorsa ya da böyle bir hissi varsa, böyle bir şüphesi varsa ne yapması gerekiyor? Yani HPV kısa sürede bir lezyon yapmıyor ki. Evet. Eğer HPV'nin kısa sürede tek bir lezyon 6-11 tipinde siil yapıyor, yaklaşık bir 30 ile 60 gün içinde bu siiller ortaya çıkabilir. Hmm. Ama kanserleşebilecek lezyonlar yıllar boyunca. Hmm. Yani bugün bir HPV infeksiyonu olmuşsa en erken kanser olma yaşı 7-10 yıl sonrasında olabiliyor. Onun için uzun süreli takipleri elden bırakmamamız gerekiyor ve genel sağlık e, önlemlerine bakmamız lazım. Genital e, hijyene önem vermek zorundayız. E, şöyle diyelim HPV özellikle de 25 yaş altı kadınlarda müspet çıkmasının anlamı farklı mıdır? Farklıdır. Bakın şimdi yeni bütün guideline'larda e, yaş küçüldükçe HPV'nin bulaşabilirliği artıyor. Öyle mi? Ee, kolay bulaşıyor. Fakat bu hanımlarda persiste devam eden bir infeksiyon yapamıyor. Şimdi 25 yaşın altında zaten hiçbir gaitlendi yok ki HPV DNA'sı bakın. 25 yaşın altında sitoloji bakıyoruz. Çünkü HPV DNA'sı baktığımız zaman bu kadınlarda müspet çıkabilir. Çıktığı noktada demin de anlattım. Psikolojisi bozuluyor, lüzumsuz işler yapılıyor, bir sürü bir iş olabilir. Bu kadınlardaki 24 yaş 25 yaşın altındaki kadınlarda HPV enfeksiyonlarının birçoğu hemen hemen tamamı kendiliğinden yok olacak. Bu bu hanımların, kadınların yönetiminde yenilikler var mıdır? Vardır tabii ki ve dolayısıyla bakın burada e, lezyon bulsak bile yani bunları cin 1, cin 2, cin 3 diye ayırıyoruz. Yani servikal, intrepitelial, neoplezinin kısaltmasıdır. O e, c i n c i n e i n e i n Terminolojisi. Bunlarda lezyon bulsak bile yani virüs oturmuş birazcık da ilerlemiş olsa bile gözlemde tutuyoruz. Hı hı. Ve bunları hemen size bu bölgeyi çıkaralım, lip yapalım, konizasyon yapalım, keselim, çıkaralım demiyoruz. Demin de ifade ettim. Burası bir üreme organı. Evet. Bu kadınlar gelecekte bebek doğuracaklar, anne olacaklar. E bu anlamda mı siz kadınların doğurganlığını ön plana e, çıkarmalıyız dediniz? Bu konuyu birazcık daha açalım mı isterseniz? Evet bakın şimdi e, bu 25 yaşın altına konuştum. Ama 30 yaşında bir hanımefendi geldi ve diyor ki benim için diyor evet bunun onkojenik riskini, kanser riskini algıladım. Siz de bu lezyonu gördünüz mü? Gördük yani kolposkopi ile o lezyonu görebiliyoruz. Tamamını gördük mü? Tamamını gördük. Ben eğer burası ciniki ise yani e, tamamı bir kansere çok yaklaşmamızsa bunu takip edin diyebilir ve bu takip de olabilir ve dolayısıyla bu hanımların isteklerini, doğurganlık isteklerini göz önüne alarak ilerlemeliyiz. Ama onkogenik e, e, güvenden de e, ödün vermemeliyiz. HPV vücut, vücuttan tamamen temizlenebilir mi? Diyelim ki temizlendi ileride tekrar bulaşabilir mi? Vücut o virüse karşı tekrar bağışıklık kazanıyor mu? İleride tekrarlayabilir mi? Tekrarlayabilir, uykuya girebilir, tekrar hmm. çıkabilir. Onun için bakın bir CIN3 yani kanserleşmekte olan bir lezyonu tedavi ettik. Bu hanımların takipleri 25 yıl. Hmm. E, 25 yıl boyunca 3 yıl arayla HPV DNA'larına bu hanımların bakıyoruz. Peki HPV virüsüne karşı rahmi alalım kurtulalım yaklaşımı doğru mu? Doğru değil çünkü lezyonu görüyoruz orayı çıkaralım Rahim aldık başına var vulva var Hı -hı. ne yapacağız? Yani onun için gördüğümüz lezyonu çıkarmak en akılcısı ama çok özel durumlar var ki rahim alması gerekebilir o durumlarda çok özel durumlar. Peki rahimde HPV, e, siil de yapıyor dediniz. Evet. E, bunlar için bir önleminiz var mıdır? Yapalım. Yine aşı yapalım ve erkeklere de yapalım. Erkek çocukların da çünkü düşünün ki çok genç bir erkeğinde dünyası evet. çok çok psikolojisi bozulacak. Erkek çocuklarına da aşı yaparsak siğili de engelleyeceğiz. E, bu ay hocam e, biz de daha önce bu farkındalık yaratmak e, niyetiyle bu konuyu çok fazla konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz. E, önemli bir hastalık tabii ki de meme kanseri farkındalık ayında olduğumuzu aslında hepimiz artık çok çok iyi biliyoruz. E, meme kanseri ve tedavisini almış kadınlara jinekolojik takipleri konusunda hocamıza düşüncelerini sormak istiyorum. Şimdi bakın Çağla Hanım meme kanseri çok sık bir kanser. 7-8 kanserden bir tane hanımdan bir tanesi kanser olacak e, ve bu kanser erken yakalandığı için de bu hanımların %95'i yaşamlarında devam edecekler. Yaşam kaliteleri çok önemli Hı -hı. ve bu hastaların birçoğu erken menopoza girebilir, ilaç kullanabilir. Meme kanseri olması dolayısıyla yumurtalık kanseri riskleri fazladır. Dolayısıyla bunların jinekolojik takipleri önem e, e, önemlidir ve iyi takip edilmesi gereken bir gruptur Meme kanseri tedavisinde kemoterapi ya da e kullanılan ilaçlar erken menopoza sebep olabilmekte. Peki erken menopoza karşı ne gibi bir strateji yaratılmalı? Yani Eletim gerçekten de erken menopoz eğer östrojen bağımlı bir e tümörse bunlara östrojen veremiyoruz. Hmm. Çünkü e tümör bağımlı bir tümörler. Dolayısıyla genel sağlık önlemleri, kemik sağlıklarına iyi bakmalıyız. Spor yapmalılar ve hmm. kendi sağlıklarına dikkatli olmalılar. Ve erken menopoza girdikleri için için cinsel yaşamları kötü olabilir, kuruluk veya başka bir problemler olabilir. Hı hı. Onlar onun için tüm bu hanımların bu ilave kanser riskleri, menopozda olan riskleri, kemik sağlığı olan riskleri hepsi göz önüne alınarak takip edilmelidir. Hocam var mı eklemek istedikleriniz? Çok güzel bilgiler aldık. Evet. E, yok HPV için e, gerçekten de bulaştı. Ben kanser mi oldum demek doğru değil. Hı hı. Ee, HPV bulaştığını bildiğimiz bir hanım, şanslı bir hanım. Bu hanımı emin olun kanser yapmayız, düzgün takip edebiliriz. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum Profesör Doktor Ateş Karatek hocama. Biz kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra Çağlayla yeni bir gün devam edecek. Buyurun.